Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Her ay sizlere hazırladığım akıllı telefonlar listesini bu ay bir enflasyon güncellemesi yapmak istedim. 10 ile 15.000 TL'lik akıllı telefonlar listemle karşınızdayım. Ayın sonuna doğru yine 5.000-10.000 yaparız ama tabii bulabilirsek. Şimdi gelin 10-15.000 TL arasındaki akıllı telefonlara bir yakından bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerin sayesinde kanalım daha ileriye doğru gidiyor ama bir abone sıkışması yaşıyoruz son dönemde. O yüzden kanalıma abone olursanız diğer sosyal medya hesaplarımda bir desteklersiniz. Beni sonsuz mutlu edersiniz diyeyim ve ilk cihazla devam edeyim. Samsung Galaxy A53'ü sizlere önermek istiyorum ilk sırada. Özellikle bu listede oldukça fazla Samsung cihazla karşı karşıya kalacağımızı sizlere baştan söyleyeyim. Çünkü bu fiyat seviyesinde alınabilecek cihazlara baktığımda enteresan modellerle karşılaştım. Tabii ki her zaman olduğu gibi sizlerin de burada önerileri varsa mutlaka ama mutlaka yorumlara bırakmayı ihmal etmeyin. A53'ün güncel fiyatı şu günlerde 9.500-10.000 TL bandında, 5G destekli ve Exynos 1280 işlemciyle geliyor. 5 nanometrelik bir işlemci bu işlemci. Gorilla Glass 5 ile de cihaz kaplanmış durumda, hem koruma anlamında hem de cihazın genel performansı anlamında beğendiğim ve sizlere daha öncesinde de bazı yerlerde önerdiğim bir akıllı telefon Samsung Galaxy A53. İkinci sırada bir Samsung cihaz var. Samsung Galaxy S21 arkadaşlar. Bir indirime girmiş. Yani bu videoyu siz izlerken muhtemelen hala indirimde olur diye düşünüyorum. Fiyatı 12.999 lira. Gerçekten bir amiral gemisi cihaz olduğu için yani üstüne çok konuşmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Özellikle orta seviye cihazların 10.000 liralara 11.000 liralara geldiği bu günlerde bir amiral gemisi modeli bu fiyata satın alabiliyor olmak bence oldukça değerli. Bir değerlendirirsiniz. Video umarım yayına girdiğinde hala aynı fiyat olur. Eğer olmazsa da 14.000 TL bandında aslında cihaz. 14-15.000 TL bandlarında ona da baktım. Gelelim Honor 70'e. Honor 70 ülkemize giriş yaptı ve oldukça da ses getirdi gerçekten. Bana da soranlarınız vardı. Hemen buradan onun da müjdesini vereyim. Şu anda masamda duruyor. İncelemesi bitmek üzere. Yani bütün böyle notlarımı falan çıkardım. Bir videosunu çekip sizlere artık kurgu aşamasına doğru geçerekten cihazı anlatacağım. Hemen cihazla alakalı bilgiler vereyim sizlere. Ekranı 120 Hz bir panel. Tabii uzun zamandır Google servislerinden uzak Honor cihazları görüyorduk. Bu cihazda Google'da var. Genel deneyimi de oldukça güzel ama hani 13.000 lira abi yüksek diğerleriniz olabilir. Ben burada bu cihazı eklerken şunu düşündüm. Hepsi burada ile yapmış oldukları bu anlaşmayla işte hediye çekildir, eski cihazını ver değiştirdir vesaire bunlarla böyle 7-8.000 TL bandına kadar bu cihazı indirebiliyorsunuz ama güncel piyasada bu fiyatta bile bir düşünülebilir bir cihaz olduğunu da söylemek mümkün açıkçası. Çünkü piyasa müthiş bir yukarıya evrilme yaşadı son 2 ayda özellikle. Biliyorsunuz zaten bunu 5.000-10.000 TL'lik akıllı telefonlar listemden. Hani bu cihazda onlardan nasibini alan modellerden biri oldu. Geçtiğimiz aylarda sizlere anlattığım ve anlatırken oldukça beğendiğim o günün şartlarında 9.000 TL olan, bugünün şartlarında ise 13.500 TL'lere kadar gelmiş olan Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G modeli var. Yine böyle uzun uzun söyledim sizlere. Bu akıllı telefonda da 120 Watt'lık bir hızlı şarj var. Gerçekten beğendiğim bir cihazda. Özellikle 15 dakikada tam şarja yakın şarj olabiliyor olması da önemli bir artıydı. Son günlerde dediğim gibi fiyatı 13.500 TL bandında, bu fiyat seviyesinde tercih edilebilir bir model olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tekrardan bir virgül koyarak şunu da söyleyeyim sizlere. İsterseniz buraya eklemek istediğiniz bir cihaz varsa mutlaka ama mutlaka yorumlar bölümünde eklemek istediğiniz cihazı bırakın ki ben de onu ekledik yazayım. Diğer insanlar da faydalansın. Ve gelelim Poco X4 GT'ye. Şimdi Poco X3 GT'yi biliyoruz, X4 GT'yi biliyoruz ama hani aradaki fark İnanılmaz gerçekten. Poco X3 10.000 liranın üstüne çıkmış. Bence artık o fiyata, o cihaza çok da yaklaşmamak lazım diye düşünüyorum. Bu cihazın fiyatı 13.000 TL arkadaşlar. Dimensity 8100 var içerisinde işlemci olarak. 5 nanometrelik bir işlemci. Ekranı LED ama 144 Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Yine tercih edilebilir. Çünkü burada 5080 mAh'lık bir bataryayla geliyor bu akıllı telefon. Tabi bu sayede de biraz daha pil ömrünün daha olumlu olacağını düşünüyorum bu cihazda. O yüzden de sizlere önermek istediğim 13.000 lira bandındaki bu akıllı telefonu. Ve gelelim listemizin sonuna doğru. İki tane sürpriz cihazla, iPhone olmadan olmaz dedim bu fiyat bandında. Baktım, bulamadım yine. Yani takdir edersiniz ki. Ama ikinci el iPhone 11'lere baktım. İkinci el iPhone 11 alabiliyorsunuz arkadaşlar bu fiyatlara. Hani 1.000 ila 15.000 TL bandında. Temiz olduğunu inandığınız, güvendiğiniz bir iPhone 11'e yönelebilirsiniz. Bu arada bir virgül koyarak iPhone 12 minilere de bakmanızı yine tavsiye ederim. O cihazları da böyle 14-15.000 TL bandına alabiliyorsunuz. Eğer boyutu sizin için
kötü değilse, boyutu sizin için bir olumsuzluk teşkil etmiyorsa ona da bir göz atarsınız sevgili dostlar. Ve gelelim, benim için çok büyük bir sürpriz bu cihaz. Yani böyle bir cihazı böyle bir listeye ekleyeceğimi hiç düşünmezdim. Katlanabilir cihazlarla aranızda mesafe olabilir ama kullanmayı da istiyor olabilirsiniz. İşte kullanmak istiyorum diyeceğiniz noktada sizleri tatmin edecek bir cihaz olduğunu düşündüğüm Galaxy Flip 3 arkadaşlar. Bu cihazın fiyatı şu sıralarda 15.300 ila 15.600, böyle 16.000 TL bandında. Şimdi 15.000 lira bandına kadar çıkıp da orta seviyeden bu seviyeye gelmiş bir cihaz mı almak, yoksa böylesine hani özel bir cihaz mı almak derseniz, ben açıkçası katlanabilir Galaxy Z Flip 3'ü tercih ederdim arkadaşlar. Benim yorumum bu şekilde, ama bu cihazı biraz daha bonus olarak da değerlendirebilirsiniz. Tabii buradaki takdiri ben size bırakayım, ama benim için bu cihaz hani bu listede alınabilir cihazlar arasında, benim yorumum da bu şekilde. Onu da sizlerle tekrardan paylaşmış olayım. Ve enflasyondan etkilenen bu akıllı telefonlar listeminde sona doğru geliyorum arkadaşlar. Gerçekten eskiden 5.000-10.000 TL bandında sizlere önerdiğim bazı cihazlar artık 10.000-15.000 TL'lik listeye de girmiş oldu. Ay sonuna doğru dediğim gibi yine bir 5.000-10.000 TL'lik akıllı telefonlar listesi hazırlarım. Onu da yine sizlerle paylaşıyor olurum, ama siz o zamana kadar hem bu videoya hem de kanalıma lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.